Balenciaga cigarettes and tiny liquor bottles just with you. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle yenilenen kasasıyla beraber güzel bir görünüme kavuşan yeni 2022 Nissan Qashqai'yi inceleyeceğiz. İçeride çok güzel bir paketli araç var. Renk kombinasyonu da çok iyi. Ben beğendim. Renk kombinasyonu da çok güzel. Ben beğendim. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Merak ediyorum. Gelin sizlerle incelemeye başlayalım. Ben de merak ediyorum neler değişmiş, ne gibi farklar var eskisine nazaran. Onları sizlere göstereceğim. Umarım güzel bir video olacak. Beğeneceğiniz bir video olacak. İçeri geçelim ve incelemeye başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeride görüşürüz. Karşınızda yeni Nissan Qashqai. Arkadaşlar araç gelir gelmez ben de bayiye geldim ve sizler için hemen incelemeye başlayacağım. Güzel görünüyor. Benim ilk baştaki birkaç dikkatimi çeken unsurlar oldu. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel detaylar var, hoş detaylar var. Nissan Qashqai ne kadar yenilenmiş olsa da o kendi karakteristik çizgilerinden ayrılmadığını görüyorum ben. Sizler fark ettiniz mi bilmiyorum tabii ki. Şöyle baktığımızda aracın ön tarafına gerçekten güzel farklar var. O farklara geçmeden önce ben sizlere motor bilgisini paylaşmak istiyorum. Aracımız tek motor seçeneğiyle geliyor. 1.3 158 beygir motora sahip. 6 ileri manuelde 260 tork verirken CVT şanzımanda 4x2 ve 4x3x4'te 270 tork sağlıyor bu motor bizlere. Şimdi o karakteristik yapısından vazgeçmemiş dememin sebeplerinden bir tanesi de ön tarafta ızgaraya geldiğimizde bu V şeklindeki ızgara biraz daha aşağı doğru büyümüş durumda. Ondan dolayı aracın ilk bakışta Qashqai olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Tabii ki farlarda değişiklikler var. Farın yapısı tamamen değişmiş. Hemen bir yakın plana girelim. Planda baktığımızda merceksiz basic ledlerimizi görebiliyoruz. Hemen ön tarafta şurada kısalarımız ve uzunlarımız var. Halojen sinyalleri görebiliyoruz. Ve gündüz aydınlatmalarımızı yukarı doğru kaputa doğru almışlar ama kaput tamamen gündüz aydınlatmalarından bağımsız olarak geliyor. Benim dikkatimi çeken şey hemen yan tarafta şöyle bir Qashqai yazısı yapmışlar. Güzel olmuş, hoş görünüyor. Biraz daha kaliteli hissiyat, kaliteli bir hissiyat sağlıyor bence. Tamponlarımızda değişiklikler var. Kocaman hava kanalları var. Bunlar aktif arkadaşlar. Hemen görebiliyorsunuz. Park sensörlerimizi böyle siyah plastiklere gizlemişler. İlk baktığınızda hemen buralarda çirkin bir görüntüye rastlamıyorsunuz. Alt tarafta tampona geldiğimizde etrafını böyle mat bir kromla çerçeveleyen sis farlarımız var. Onlar hoş görünüyor. Nissan logomuzda şöyle hemen bir camın arkasına saklanmış şekilde görünüyor. Izgaralarımız, piyano bilek, onlar hoş. Ya araç aslında baktığımızda çok güzel görünüyor. Başta baktığımızda fiyatlar birazcık farklı gelebiliyor, çok gelebiliyor. Hani ben Instagram'da yayınladığım zaman fiyatları biraz yüksek bulanlar oldu ama bu zamanda baktığımızda aslında fiyatlar normal diyebiliriz. Çünkü B sınıfı bir otomobil bile 400-500 bin seviyelere çıktığından dolayı bu fiyatlara birazcık normal diyebiliyorum ben. Tekne paketle başlıyor bu araç biliyorsunuz 626 bin lirayla. Bizim incelediğimiz araç Nissan Qashqai'nin en çok satan Skypack paketi ve 4x4 modeli 760 bin liralık bir fiyatı var bunun. Şu anda incelediğimiz araçta 760 bin liralık Skypack 4x4 model. Sizlerle güzel full bir otomobil inceleyelim istedim. Ön taraftaki detaylarda şöyle bahsedecek olursak daha fazla. Şu çift piyano bilek, bakın burası parlak, burası mat, tam ortada da piyano bilek detay geliyor. Şurası gövdeyle birleşmiş, çok farklı bir tasarım olmuş aslında. Normalde hemen keserler, üstte gündüz LED ayrı, aşağıda farları ayrı tutarlar ama bunda V şeklinde bir görünüm sağlamışlar. Güvenlik donanımlarından bahsedelim biraz. Bu araçta şerit takip sistemi ve çarpışma önleyici sistemlerde ön tarafta bulunuyor. Çarpışma önleyici hemen logonun orada. Şerit takipte hemen burada camda görebilirsiniz. Hemen lastiklerimize doğru inelim. Şu Qashqai yazısı güzel ya, sevdim bunu. Şöyle plastik korumalarımız var. Bunlar güzel gösteriyor aracı. Kontinentallerle gelmişler. 235-50 R19 lastiklerimiz var. Jantlarımız 19 inç. Gayet güzel görünüyor. Bunlar çift renk. Şurada antrasit gri gibi görünüyor. Dışarısında kalan yerlerde gümüş olarak güzel gelmiş. Bakalım davlumbazda herhangi bir yalıtım malzemesi göremedim ben. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Bu araçta ayrıca kör nokta uyarı sistemi de mevcut. Hemen şurada uyarısını da görebilirsiniz. Anahtarımızı göstereyim hazır bahsetmişken. Şöyle bir anahtar var. Biraz daha özenilmiş güzel bir anahtar beklerdim. Biraz plastik hissiyatı
Hani hafif kalitesiz bir hissiyat var. Ama onun dışında küçük, şık bir anahtar. Anahtarsız girişimiz var. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta bakıyoruz. Davlumbazda yalıtım malzemesini görebildik. Bu araçta Skypack ile gelen bir opsiyon olan çift renk opsiyonu var. 6000 lira bir fark var, onu söyleyeyim. 6000 lira fark ödeyerek tavan farklı bir renk ve gövde renginiz farklı bir renk olabiliyor. Arada güzel, bakın şurada krom detaylarımız çok hoş görünüyor. Yukarıda da raylarla birleşince harika oluyor. Cam tavanımız var. İçeride ambiyansı göstereceğim sizlere. O çok güzel bir hava katmış araca. Hemen arka tasarıma bir gelelim. Arka tasarımda stoplarımız tamamen değişti. Tabii bu açılı bir şöyle üçgen şekilde bir stoplarımız vardı. Hani şöyle bakarsak. Şimdi gene ona yakın bir form kullanılmış ama o üçgen biraz daha kapanmış arkadaşlar. Şöyle stoplara bakalım. Gene o iki alt ve üst iki çizgi görüyoruz ama biraz daha ince hale gelmiş. Hep gördüğüm zaman Nissan Qashqai derdim ki biraz daha ince yapsalar güzel olur mu? Hakikaten bu araca yakışmış. Arka sislerimizi de hemen burada görebiliyorsunuz. Küfür detayımıza baktığımızda herhangi bir şekilde egzoz çıkış göremiyoruz burada. Platinum Premium pakete çıktığımızda burada gri detaylar geliyor. Ön tarafta da birkaç yerde gri detay var. O çok daha hoş, güzel bir görüntü sağlayabiliyor. Şöyle aşağı doğru bakalım bir. Aşağıda bağımsız süspansiyonları görebiliyorsunuz. Araçta bağımsız süspansiyon var ve ayrıca egzozumuz sol tarafta kalıyor. Geri görüş kameramız var burada hemen. Ve gelin sizlerle bir bagajımıza bakalım. Sadece Platinum Premium paketli elektrikli bagaj geliyor. Skypack de bence olmalıydı bu. Yani orta paketin biraz üstünde kalıyor Skypack. Onun için elektrikli bagaj isterdi. Bagaj hacmini ben size buraya yazıyorum hemen. Şöyle bir bakalım. Güzel standart bir halı kalitesi var. Yan tarafta şurada kullanabileceğimiz bir göz var. Buradaki halı hissiyatı biraz daha düşük. Sarı aydınlatmalarımız var. Şurada askılarımız yer alıyor. Güzel, yan tarafta gene geniş bir göz var. Hani bunun yüksek tutmuşlar. Hani bölme olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle yerler de var. Araçta ayrıca şunu şöyle alabilirsiniz. Burası derinleşiyor. Ve stepnemiz de aşağıda mevcut. Şimdi biraz sert bu. Şöyle tekrardan isterseniz bu şekilde kapatabiliyorsunuz. İsterseniz şu şekilde aşağıda alıp biraz daha derinleştirebilirsiniz. Evet, şurada bakıyorum. Burası biraz daha halı hissiyatı kötü diyebiliriz. Biraz ince bir kontrplaktan oluşuyor. Şöyle kapatalım. Orta ağırlıkta bir bagaj kapağı var. Çok ağır diyemem. Tabi arka stopların da etrafındaki o karartmalar çok yakışmış bence. Benim merak ettiğim sinyaller nasıl? Ön tarafta halojendi, arka tarafta nasıl? Gelin sinyallere bakalım. Evet, arka tarafta da sinyallerimiz halojen olarak gelmiş. Bence kayar sinyal veya böyle led bir sinyal olabilirdi. Bu araca çok yakışırdı. Ön tarafta da beni hayal kırıklığına uğratan bir detayda gündüz ledlerinin sinyal olarak kullanılması gerekiyordu. Bence öyle çok daha hoş olacaktı. Gelin sinyallere bakalım. Arka tarafta böyle halojen bir sinyal var. Şu detay hoşuma gitti. Şu detay böyle gövdeye kıvrılıyor. Çok şık durmuş. Tabi yarısına kadar şöyle yanıyor. Yarısı reflektör olarak devam ediyor. Aynalarımızda sinyallerimiz var. Farlarımızda da şöyle orta kısma gelmiş sinyaller. Ben bunları kesinlikle gündüz ledlerinin yanmasını isterdim. Bakın, gündüz ledlerini hiçbir şekilde etkilememesine rağmen gündüz ledlerini kapatıp sadece sinyalleri yakıyor. Yani bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Artık gündüz ledlerinin de sinyal olmasına alıştığımız için Qashqai'den de böyle bir beklentiye giriyor insan. Evet, gelin içeriye geçelim. İçerideki detaylara bakalım. İçerisi nasılmış? Çünkü içerisi tamamen değişti. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var demiştik. İç dizaynımız da yeni Qashqai'de bu şekilde. Malzeme kalitesiyle her zamanki gibi başlayacağız. Burada güzel yumuşak malzemeler kullanılmış. Aşağılarda derilerimiz var ve dikiş detayları da araca biraz daha premium hissiyat katıyor. Şuralara bakalım. Buralarda yumuş yumuş deriler var. Şurada güzel bir parça kullanılmış. Şöyle desenini görebilirsiniz. Ahşapmış gibi hissettiriyor ama ahşap değil. Etrafı piyano bilek detaylarla çevrili. Burada aynalarımızı katlayabileceğimiz tuşlarımız var. Katlanır aynalarımız bu şekilde. Normal kilitlerimiz, çocuk kilitlerimiz vesaire hepsi burada. Alt tarafa geldiğimizde artık buralar plastik ve şurada
Normal standart bir göz var. Yan tarafa geldiğimizde klima menfezlerimizin etrafında şöyle krom detaylar var. Buralar tekrardan deri. Yukarısı yumuşak bir malzeme. Şöyle tamamen yumuşak gidiyor. Şuranın deri hissiyatı güzel bir yumuşak bir malzeme kullanmışlar. Hoşuma gitti bu. Platinum Premium'da olan hayalet ekranı burada göremiyoruz. Skypack'te de hayalet ekran olmayıdı. Yani yarı hayalet diyebilir çünkü orta taraf güzel kocaman bir dijital ekran var. Ve şurada da güzel krom bir çıta var. Bakın içeride duruyor camın içerisinde. O güzelmiş. Ekranlarımıza bir bakalım. Hemen startımızı şuraya koymuşlar. Start stopu buraya basıyoruz. Herhangi bir kadran selamlama göremedim ben. Kapımı kapatayım. Herhangi bir kadran selamlama yok. Menülerde neler var? Hız, sürüş bilgileri. Şöyle bakalım. Yakıt ekonomisi var. Tekrardan hıza geri dönüş yapıyoruz. Lastik basınçlarımızı görebiliyoruz burada. 4x4 tork bölünmesi diyor. Bu gerçekten güzel bir bölüm. Çünkü sürüş esnasında gaza yüklendiğinizde veya yokuş çıkarken hangi tarafa, arkaya veya öne ne kadar güç verdiğini buradan görebiliyorsunuz. Bu her zaman bakacağınız bir menü olacaktır. Burada radyolarımız var. Burada asistanlarımız var. Bakın şerit takip sistemi, ön nokta uyarı sistemimiz var ve ön çarpışma önleyici sistemimiz var. Ön nokta uyarı sistemi aynı zamanda sizler park halindeyken geri çıktığınızda da sizleri uyarıyor ve eğer ki müdahale etmezseniz bir frenleme yapıyor. Bu da güzel bir özellik. Özellikle AVM otoparklarında işe yarayacaktır bu. Standart ayarlarımız var. ESP, sürüş desteği, eko ayarlar, lastik basınçları. Bakalım araç ayarlarında ne diyor? Aydınlatma diyor. Ortam aydınlatma diyebiliyor. Evet, ortam aydınlatmada sadece şu orta konsolun aydınlatmasını görebiliyoruz. Onun dışında herhangi bir aydınlatma görmedim. Buradaki ekranlarımız bu şekildeydi. Şimdi multimedyaya geçelim. Yan tarafa geldiğimizde şöyle bir multimedya ekranı karşılıyor bizleri. Burada neler varmış bakalım. Telefon, ses, bağlantı, bilgi vesaire ayarlarımız var. Burada radyo ayarlarımız. Farklı menü seçenekleri var. Ayarlara bakalım. Bağlantılar, sesler vesaire görünüyor. Buradan telefonunuzu bağlayabilirsiniz. USB ile veya Bluetooth ile bir bağlantı sağlayabiliyorsunuz. My Car seçeneği var. Büyük ihtimal Apple CarPlay ile de bu araca bağlanabilirsiniz. Bakalım. Evet, şu anda ekranımız biraz da aydınlık oldu. Şurada gece gündüz modu var. Tek tuşla karartıp tekrardan açabiliyorsunuz. Burada geri görüş kameramızı görebilirsiniz. Biraz parlaklığını açmak istiyorum daha rahat görmek için. Geri görüş kamerasının kalitesi çok iyi değil. Biraz düşük geldi gözüme çünkü netlik, çözünürlük çok hoşuma gitmedi. Burada da ayarlarını yapabiliyorsunuz. Evet, aşağı tarafa geldiğimizde klimalarımızı görüyoruz. Hemen bakalım, bunlar çift bölmeli klimalar. Şöyle kısalım hemen. Güzel beyaz bir ekran var, en azından turuncu vesaire değil. Bunun olmasını seviyorum ben. Platinum Premium'dan bir fark olarak da burada kablosuz şarjımız yok. O dikkatimizi çekiyor. Burada start stop düğmemiz var. Hemen böyle el altında değil, birazcık şöyle içeri doğru almışlar. Burada bakalım 12 voltluk bir girişimiz var. Hemen buraya elektronik park freni ve oto olduğumuzu koymuşlar. CVT şanzımanın seçicisi de bu şekilde küçük geliyor. Güzel görünüyor. Şöyle hani eli oturabilir avuç içine hemen. Buradan tık 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 hemen ayar yapıp hemen park konumuna da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu araç 4x4 olduğu için diferansiyel ayarlarımızı da buradan yapabiliyoruz. Burada modlarımız var. Hemen bu modlara bakalım. Buradan değiştirdiğimizde modlarımızı hemen buradaki ekranda bir değişiklik geliyor. Burada off-road modu, hemen kar modu, otomatik ve eco mod. Ayrıca sport modlara hemen elinizin altından ulaşabiliyorsunuz. Kış aylarındayız. Şöyle bir snow modda güzel bir dağ yollarında sürüş gelebilirdi aslında Qashqai ile. Test aracını keşke alabilsek. Devam edelim. Kapı kollarındaki o ahşap görünümlü detayı burada da kullanmışlar. Piyano bilek kullanmamışlar. Çizilme ihtimali sonradan yüksek bir malzeme aslında piyano bilek. Bu şekilde olması biraz daha iyi duruyor aslında. Bir tane bardaklığımız var. Hemen buraya geldiğimizde deri bir kolçak var. Bakın hemen bakalım nasılmış. Burada bir adet USB ve Type-C girişimiz var. Derin bir kolçak. Herhangi bir halı kaplaması yok şayet. Bakalım. İleri geri veya yukarı ayarlaması mevcut değil, olmasını isterdim.
koltuklarımıza geleceğiz. Şimdi ondan önce şu ön tarafı bitirelim sizlerle. Klima kanallarının söylemeyi unuttum. Burada olması güzel. Ekran yukarıda biraz hani çıkık duruyor ama göğsün biraz aşağısında kaldığı için sizleri görüntü olarak rahatsız etmiyor. Birazdan geniş açıda sizleri kokpiti göstereceğim. O zaman dediğimi anlayacaksınız. Yan tarafa geleceğiz. Buradaki krom malzeme ileri doğru tamamen bakın şöyle uzanıyor. Hemen şöyle açalım. Standart yani biraz küçük diyebileceğim bir torpido gözü var. Bu araçta ambiyans aydınlatması da olması gerekiyordu bence. Yani yakışır. Bu arabaya yakışır. Çünkü sonuçta 760 bin liralık bir otomobil bu araçta olması gerekiyordu. Şöyle bakalım. Burada güzel koltuklarımız var. Bunlar tamamen kumaş. Yarı deri döşeme bence Skypack'te gelmeliydi. Burada bel desteklerimiz var. İstersek buradan ayarlayabiliriz. Kendi koltuğuma bakıyorum. Sürücü koltuğumuzda herhangi bir şekilde elektrikli bir ayar var mı? Evet, sadece burada bel desteğimizin bir ayarı var. Onun dışında herhangi bir elektrikli bir ayar yok. Yukarı doğru geldiğimizde yukarıda sarı aydınlatmalarımız var. Yani sarı aydınlatma bilmiyorum ya. Hani bu zamanda biraz kalmayan bir özellik. Çünkü bakın boş bir otomobil incelemiyoruz ve segment olarak baktığımızda da bu segmentte sarı aydınlatma artık rakipleri tarafından bırakıldı. Yani sarı aydınlatma bence olmamalıydı diyebiliriz. Burada ayrıca ayarlayabiliyoruz ve elektrikli bir perdemiz var. Bu panoramik sadece cam tavan açılmıyor. Açılmasını isterdim. Sadece şu şekilde perdemiz açılıyor. Keşke tamamı açılsa güzel oldu. Gelin arkaya geçelim. Arkadan da size kokpiti göstereyim. Ayrıca burada karartmalı aynalarımız da mevcut. Evet, şu an ön koltuk tamamen bana göre ayarlı. Benim boyum 1.92. Arkaya geçiyoruz. Bu arada burada CVT için shifterlarımız da var. Hemen bakalım arkada bize nasıl bir alan sağlıyorlar. Yani 1.92 boy olduğu için tabii ki hani çoğu otomobil bana göre olmuyor. Bakalım burada nasıl bir diz baş mesafesi olacak benim için. Şu an dik konumdayım. Şöyle iki parmak kadar. Hatta şu tarafta 3, bu tarafta 2. Niye böyle oldu? Burada 3, burada 2. Bir parmak kadar bir mesafem var. Dik konumdayım ama başım gerçekten rahatsız şu anda. Şu şekilde gösterebilirim. Kafam yukarıya değiyor. Biraz daha rahat oturmam lazım. Bu şekilde rahat oturursam bakın şu an gayet rahatım. Ama dizlerim bu şekilde yanları açmak zorunda kalıyorum. Evet, malzeme kalitesine devam edelim. Şöyle baktığımızda arka tarafta artık plastiğe geçiş yaptık. Ama en azından şuralarda deriyi bırakmamışız. O iyi olmuş. Şöyle derilerimiz var. Aynı malzeme burada da kullanılmış ve piyano bilek var. Kapı açma kollarımız standart. Çok böyle farklı bir tasarım değil. Normal krom bir detay var. Eşiklerde bir şey yoktu. Ön tarafta da bir şey yok. Şurada hava menfezlerimiz var. İki bir Type-C, bir USB girişimiz var. İki tarafı da düşünmüşler. Hani belki telefon kablonuz USB'dir diye bir tane de USB koymuşlar. Aynı şekilde kolçakta da o şekildeydi. Bakalım burada bir kolçağımız var. Şöyle tamamen kumaş ve bardaklıkları olan bir kolçak. Şöyle kapatalım. Arkası güzel, ferah. Hani ferah olmasının sebebi de şuradaki cam tavan. Kokpite bakalım mı? Hemen şöyle indiriyorum sizi. Ve kokpitimiz yeni Nissan Qashqai'de bu şekilde arkadaşlar. Sizler beğendiniz mi? Sizce nasıl olmuş? Belki eski bir alt kasa Nissan Qashqai kullanıcıları vardır. Değişimleri çok daha iyi anlayacaktır onlar. Tamamen iç tarafta köklü bir değişim söz konusu. Şöyle panoramik cam tavanın da beraberini aldığımızda güzel bir görüntü sağlıyor. Şimdi gelin 1.3 motorumuza bakalım. Biraz dışarıdayız. Bir motora bakmak istiyorum. 1.3 motorumuz. Bakalım nasıl. Evet. Amortisör yok. Maalesef şu amortisör koymamışlar. Şöyle hemen her zamanki gibi o demiri çıkarıyoruz. 1.3 Renault motorumuz burada karşınızda. Tabii biraz daha küçük bir motor hemen fark ediliyor. Bir hafif bir aşağıya konumlandırılmış hatta bu motor. Sizler 1.3 aşina olan insanlar hemen anlayacaktır zaten. Hava filtremiz burada, akümüz hemen burada, sigortamız yan tarafta kalıyor. Evet,
Sadece cam suyu olarak şurayı kullanacaksınız. Bakın. Onun dışında pek kullanacağınız bir yer yok. Bunun kapağını da biraz farklı yapmışlar. Evet, tamam, şu an oturttum. Giriş motorumuz da bu şekilde. Peki burada motor yalıtımı kullanmışlar. Bu güzel ama dediğim gibi bu amortisör olayı olmadı burada. Evet arkadaşlar, sizler yeni Qashqai'yi nasıl buldunuz? Sinyaller yandığında şu gündüz ledleri kapanmasa çok güzel olacakmış. Ben bir sinyalleri kapatayım, öyle görün. Biraz daha yakışıklı oluyor çünkü araba. Aynen, bakın şu şekilde baktığımızda biraz daha güzel görünüyor. Beyaz rengi yakışmış bence. Çünkü renk kombinasyonu olarak aynalarımız siyah, tavanımız siyah olunca bu araca çok yakıştığını düşündüm. Şurada farklı bir rengimiz var bakın. Şöyle bir kırmızımız var. Biraz turuncuya dönük bir kırmızı. Ve ayrıca şöyle de bir gri rengimiz var. Bakarsanız. Bence beyaz ya. Kesinlikle, bakar mısın? Şu beyazın duruşu çok ayrı. Bence beyaz kesinlikle bu Qashqai'nin rengi diyebiliriz. Bir de lansman rengi mavi var. O da çok yakışıyor bu araca. Ama dediğim gibi bu araçların içerisinde beyaz şu an güzel görünüyor. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Fiyatlar son olarak bu aracın fiyatına gelecek olsak 760 bin lira demiştik biliyorsunuz. Platinum Premium paketine çıktığınızda 4x2'si 809, 4x4'ü 842 bin liraya geliyor. Tabii ki farklar var. Daha biraz daha ufak farklar var. Platinum Premium'da elektrikli bagaj gibi, içerideki döşeme farkları gibi. Ama bence Skypack gene en çok satılanlardan olacağını düşünüyorum. Çünkü yeterli donanım seviyelerine sahip. Tabii beğenmediğim noktaları sizlere söyledim. Sizler hani sizin takdiriniz, sizler beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Onları yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizce 760 bin liralık fiyatıyla Skypack satacak mı? Piyasada yerini alabilecek mi? Ve rakiplerine karşı nasıl bir pozisyonda olacak? Bunları yazmayı lütfen unutmayın. Videodan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki incelemelerimizde ve test sürüşlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Balenciaga cigarettes and tiny liquor bottles, just what you